Hikmet Genç, CHP bizim hakkımızda iyi şeyler düşünüyor. Yine herkesi kucaklayacaklar. Peki bu sefer nasıl yapacaklar? Nasıl ikna edecekler İstanbulluları? Açıklıyor İmamoğlu. İmkan olsa 16 milyon insanla konuşsam her birini tek tek ikna edebilirim diye geliyor bana. Çünkü herkesin hakkında iyi şeyler düşünüyorum. Çünkü bu şehir içinde iyi şeyler düşünüyorum. Müthiş Şimdiye kadar neden hiçbir CHP'linin aklına gelmedi ki bu? Mesela Kılıçdaroğlu biz demokrasi getireceğiz deyip duruyor. İyi de insan böyle müthiş bir projeyi anlatmaz mı? Mevzuyu biraz açsa, demokrasiyi getireceğiz çünkü demokrasi çok faydalı bir şeydir falan dese herkes ikna olur. Her neyse CHP İstanbul adayı 16 milyon insanla konuşabilse hepsini ikna edebilirmiş. Çünkü herkesin hakkında iyi şeyler düşünüyormuş. Bu şehir içinde iyi şeyler düşünüyormuş. Çok ikna edici. Hakkımızda iyi şeyler düşündüğünü öğrenmemiz iyi oldu. Mesela diğer partiler hakkımızda iyi şeyler mi düşünüyorlar yoksa bize kötülük yapmayı mı planlıyorlar bilemiyoruz. Ha bu arada Erdoğan'ı da ziyaret etti İmamoğlu. Cumhurbaşkanından oy istedim diyor. Erdoğan'ı ikna etmiş mi acaba? Ona da hakkınızda iyi şeyler düşünüyorum demiş midir? Onu bilmem de iktidara getirmediğine göre bu millet CHP hakkında iyi şeyler düşünmüyor. Çünkü bu millet de önce kendi iyiliğini düşünüyor. Allah iyiliğinizi versin ne diyeyim. Şimdi de CHP'li vekilleri batıracak. Hakaretleri ve iftiraları yüzünden 1 milyon liraya yakın tazminat ödemeye mahkum oldu. Tazminatı ödemek için yazlık evini sattı, o da yetmedi. CHP bir çözüm bulmuş, bir fon kuruyorlarmış. Her CHP'li vekil 3 ayda bir aldığı maaştan 5 bin lirayı bu fona aktaracakmış. Tazminatlar bu fondan karşılanacakmış. Böylece rahat rahat küfredecek, istediği kadar iftira atabilecek Kılıçdaroğlu. Yahu bu adam daha önce SSK'yı batırdı. Tazminat yüzünden evini sattı, kendi bütçesini batırdı. Yetmedi CHP'li vekilleri de batıracak. Nasıl bir hesap uzmanıysa Hikmet Genç akşam